Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Temmuz'un konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek. 23'ünden sonra ise Aslan burcuna geçecek. Mars bu ay Boğa burcuna geçiyor. Burcunuzda Oğlak burcunda bir dolunay var. Aslan burcundaysa yeni ay doğuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda 7. evinizi aydınlatıyor olacak. 28 Haziran'da doğan Yengeç yeni ayının tesirleri de ayın genelinde aslında önemli şekilde 7. ev konularınızı aktifleştiriyor. Merkür de 5 Temmuz itibariyle Yengeç burcuna geçecek. Burada ilişkilerinizle ilgili alanlarda önemli kararlar var. Bazı hareketler var. İşbirlikleri olabilir. Bunlar evlilikle ilgili gelişmeler olabilir. Sözleşmeler olabilir. Önemli bir dönemdesiniz. Evlenebilirsiniz. Evlilik için adım atabilirsiniz. Karar verebilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. İşbirliklerinde bazı imzalar, sözleşmeler yapabilirsiniz ve bunlar hayatınızda çok günlük düzeninizi ve bundan sonraki hayatınızın aslında geleceğinizi etkileyecek önemli kararlarda olabilir sevgili oğlaklar. Merkür hızlı bir Merkür. Dolayısıyla çok hızlı bir aydayız. Konular da sık sık değişiyor. 3 burçta hareket edecek ay boyunca Merkür ve Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcuna geçecek. Sizin için güzel bir alanda, güzel bir açıda olacak. Bu da enerjisel olarak sizi destekliyor. Daha eğlenceli, daha keyifli konulara enerji harcayabilirsiniz bu ay. Her şeyden önce biraz da hani çocuklarla ilgili aktiviteler ön planda. Aşk hayatınızda, romantik konularda daha aktif ve daha hızlısınız ay genelinde. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar olabilir. Eğlenceli aktivitelere, spor, sanat, hobiler. Hani bu ay onlara da daha fazla enerji gönderebilirsiniz. Ve ayın 13'ünde burcunuzda bir dolunay var. Evet, her yıl burcunuzda bir dolunay oluyor. Yine sizin için yılın en önemli dönemlerinden birisi ve yine Plüto ile birleşen bir dolunay, son yıllarda hep olduğu gibi dönüştürücü ve güçlü bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzda, yükselen burcunuzu 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli olacaktır. Dolunaylar bir farkındalık dönemi, bir tamamlanma dönemi, olgunlaşma dönemi. Hayatınızda daha önce yaptığınız bir şeylerin ya da verdiğiniz kararların sonuçlarını alabilirsiniz bu süreçte ve özellikle geçtiğimiz Ocak ayıyla da bağlantılı olabilir bunlar. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verme dönemindesiniz. Yeni ayda başlamış, belki bir teklif aldınız, bunu değerlendirdiniz, yani onunla ilgili kararınızı ortaya koyacaksınız. Yaptığınız işler, aldığınız pozisyonlar, aldığınız inisiyatifler, verdiğiniz kararlar başkaları tarafından dikkat çekecek. Bu dolunayda daha fazla fark edileceksiniz. Genel sağlığınızla ilgili gelişmeler olabilir. İmajınız, fiziksel görünümünüz, buralarda bazı dönüşümler olabilir. İş konularında yine bazı inisiyatifler alabilirsiniz. Yer değişimleri, taşınmalar ve tüm bunlarda da evet Plüto olduğu için güçlü dönüşümler, önemli etkiler hayatınızda şekillendirici olabilir. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası 10-16 Temmuz arasında dolunay tesirleri hayatınızda çok daha önemli hale gelebilir. 17-18 Temmuz Güneş Merkür'le birleşiyor. Yengeç burcunda ve Balık burcundaki Neptün'le güzel bir açısı var. Çok hoş, ılımlı, yumuşak bir etki var gökyüzünde. Eğer bir ilişkinizde bir sorun varsa, eşinizle bir anlaşmazlığınız varsa veya işte böyle bir ortaklı işinizde bir sorun varsa, buralarda hani anlaşmanız, uzlaşmanız, bir küslüğün ortadan kalkması, anlayış ve empati geliştirmeniz, bağışlamanız veya bağışlanmanız mümkün görünüyor. Güzel teklifler de alabilirsiniz. Romantik etkileşimler de var. Eşinizle, partnerinizle güzel bazı önemli kararlar alabilirsiniz mesela. Keyifli bazı kararlar alabilirsiniz. İyicil etkiler var gökyüzünde ve özellikle bunları daha çok ilişkiler alanında, ikili ilişkiler alanında daha fazla görmeniz mümkün görünüyor sevgili oğlaklar. 19'u itibariyle Merkür Aslan Burcu'na geçecek ve 23 Temmuz itibariyle de Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Ve sizin artık 8. evinize geçecek enerjiler. Bu durumda biraz hani ilişkiler, ama ilişkilerdeki paylaştığınız konular, ama tutkulu ilişkiler de artıyor.
Yani cinsellik, tutkular çok daha güçlenmeye başlayacak bu etkilerle beraber. Finansal konular, hisseli paralar, para alacak, verecek, borç alacak konuları falan. Yani buraları da biraz daha bütçenizle ilgili konuları da düşünüp planlamaya başlıyorsunuz. Ayın 28'inde Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 5 derece Aslan yeni ayı. Herkese aynı şekilde etkilemeyecek tabii ki. Daha çok sabit burçlarımızı etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Bunlar işte Boğa, Aslan, Akrep, Kova olabilir. Eğer varsa sizin için de etkileri önemli olabilir. Bu yeni ay eşinizin kaynakları ile ilgili bir yeni adım olabilir. Örneğin eşiniz çalışmıyorsa bir işe girebilir, para kazanmaya başlayabilir. Ya da bir kredi konusu gündeme gelebilir. Bir miras, nafaka, hisseli bir para, bir burs, tazminat, prim gibi bir konunuz olabilir. Bir muhasebe işiniz, bir vergi, bir borç ödeme gibi konunuz olabilir. Hani bunlarla ilgili bazı gelişmeler var. Yani bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde aslında Ağustos'un da ilk günlerinde devam edecek bu konular. Para konularına aslında ayın son günlerinde biraz dikkatli yaklaşın sevgili oğlaklar. Çünkü Mars 5. evinizde. Hem de Boğa burcunda. Ve 26-27 Temmuz gibi Mars'ın Merkür'le kare açısı var. Biraz sizi finansal konularda risklere açık hale getiriyor. Ani harcamalar olabilir ya da çok dürtüsel para harcama eğiliminde olabilirsiniz ama fazla para kazanacağım diye böyle bir şansınıza güvenip çok risk de alabilirsiniz. Bu durumda tabii ki spekülasyona dikkat etmek lazım. Borsa gibi piyasalara dikkat etmek lazım. Evet, sürprizler olabilir ama hızlı giriş çıkışlar mümkün. Kayıplara da açık bir durum var. O yüzden daha sakin olmakta fayda var. Özellikle ayın son günlerinde 29'undan itibaren Mars Uranüs'e doğru da yaklaşmaya başlayacak. Ay düğümleri de biliyorsunuz Boğa ve Akrep aksında tutulma aksımızı da çalıştırmaya başlayacak. Bu durum biraz daha kontrol dışı, biraz daha sürpriz gelişmeler getirebilir. Yani sizin kontrolünüz dışında olabilecek durumlar olabilir. 8. evinizdeki bu gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. 5. evinizdeki Mars Uranüs yaklaşması, evet, kazançlar alanında sürprizler getirebilir. Çünkü Uranüs olan yerde sürpriz vardır ama İşte bu sürprizler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu durumda içinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Daha sağlam durmanız gerekiyor. Aşkla ilgili sürprizler de olabilir. Bakın, aşk ve cinsellikle ilgili konularda da enerjiler daha kontrolsüz hale gelebiliyor ayın son günlerinde. Burada çok dürtüsel davranabilirsiniz. Dürtüsel davranma eğilimde olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı sürprizler olabilir. Daha heyecanlı. Romantik konularda yine sizi heyecanlandıracak gelişmeler olabilir. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.